Arkadaşlar merhaba herkese. Elimde bir surf kamışı var ve bir adet vibrasyon yemim var Savage Grin pembe olanından. Bundan at çek yapmaya çalışacağım. Merak ediyorum surf kamışıyla at çek yapılır mı? Hep birlikte göreceğiz. Çok umutlu değilim ama umarım başarılı oluruz. Evet arkadaşlar, elimde bir normal surf kamışı var. Surf kamışıyla spin avcılığı yapılır mı? Kanıtı. Bakın balığımız canlı. Takıldığı yere bakın. 4,5 gram Savage Gear sahte yem var üstünde. Spin avcılığı yapıp yapmama konusunda çok kararsızdım. Fakat açıkçası yeni kamışa, yeni makineye de para harcamak istemiyordum. Önce bir deneyim istedim surf kamışımla. Ufak ufak, evet çok uzağa atmam mümkün olmayacaktı belki. Belki 60 metreleri atamayacaktım bu yemi. Şansım 20 metrelerde, 30 metrelerde denedim. Küçük bir levre kaldık. Tabii ki bunu salacağız. Sadece yemin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorduk. Ama bu da ispatı ki LRF kamışı olmadan, spin kamışı olmadan sahte yemle, özellikle mikro yemlerle at çek avcılığı yapılıyormuş. Balığı çok fazla yormadan hızlıca da takımı tanıtmak istiyorum. Ben balığı aldığım sıra videoda surf kamışı ile at çek yapılır dedim ama elbette surf kamışı ile at çek yapılır. Fakat bunun sonuçları olur illaki. Surf kamışı ağır bir kamış olduğu için atış sayısı arttıkça kolunuz yorulmaya başlar ve av zevksiz hale gelir. Benim demek istediğim şey spin kamışı kullanmayın, LRF kamışı kullanmayın demek değil. Bu yanlış anlaşılmasın bir kere. Bunu öyle söyleyeyim. Ava uygun ekipmanlar kullanılması gerekir. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız. Şimdi bu avı yaptığım takımı, olta takımını tanıtmak istiyorum sizlere. Daiwa'nın eski serilerden bir cihazı var. Şöyle Regal Z yazıyor üstünde. Bu arada bu işi amatör olarak yaptığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 4500'lük bir makina. Öyle yazıyor en azından üstünde. 0.18 4 örgülü bir ip misina kullandım. Normalde bu mikro jiki atması için ağır bir ip olduğunu biliyorum, farkındayım. Ama videonun başında da dediğim gibi sadece denedim arkadaşlar. Denedim, oldu. Siz denersiniz, olmaz. Bana küfür etmeyin, söyleyeyim şimdiden. Savage Grin şu pink olanından kullandım. Ortadaki halkaya taktım, ortadaki deliğe taktım. Kullandığım kamış, emin olun 50-60 liraya alabileceğiniz bir kamış. Neptün denilen bir marka, daha önce hiç duymamış bile olabilirsiniz. 2.40 teleskobik, kat açılıp kapanabilen, teleskobik denilen sistemden olandan. 80-120 gram atarı olan bir kamışla 4.5 gramlık bir vibrasyon yemi atmaya çalıştık. Ve bununla da başarılı olduk. Evet arkadaşlar, kanalımızda ara ara amatör olarak da olsa balık videoları gelmeye devam edecek. Lütfen destek olun. Lütfen bizi destekleyin. Amatörüz ama birlikte profesyonel olabiliriz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese rastgele.